kadın hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Zehra Neşe Kavak hocam geliyor. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çağla Hanım nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam bugün en baştan konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Biz sürekli zaten farkındalık arttırmak için meme kanseri konusunda program olarak da üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Bugün bir kez daha meme kanseri belirtilerini konuşarak başlayabiliriz. Şimdi meme kanseri ayındayız biliyorsunuz. Evet. 1-31 Ekim arası meme kanseri ayı. Meme kanseri farkındalık ayı. Çünkü neden buna dikkat çekilmeye çalışılıyor? Biliyoruz ki meme kanseri kadınlarda görülen, en sık görülen kanser türü. Evet. Her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanserine yakalanıyor. Hı hı. Bu önemli bir oran. En sık görülen kanser türü. Bu kadar sık görülen bir kanser türü olduğu için de farkındalık, erken teşhis büyük önem taşıyor toplum sağlığı açısından. Evet. Şimdi meme kanserinin bir sürü belirtisi var. Fakat şunu bilmeliyiz ki görülen en önemli belirti memede ele gelen kitle. Kitle. Ve bu kitlenin de sert, oynamayan kitle olması önemli. Hmm. Yani yumuşak, oynayan kitleler genellikle bizde şüphe uyandırmaz. Hmm. Ama sert, oynamayan kitle, ele gelen kitle meme kanserinin en şüphe uyandıran bulgusu. Şimdi tabii meme hareketli bir durum. Olabilir mi yine evet. Koltuk altından başlayarak tüm göğüs çevresinde onu olabilir mi? Onu birazdan konuşacağız muayene esnasında nasıl hissediliyor vesaire olur, diye. Olur hocam. Bunun haricinde kitle haricinde görebilecek başka bir takım belirtiler de var. Mesela nedir? Meme dokusunda asimetri olması. Aynada kendinize bakıyorsunuz iki doku arasında, iki organ arasında asimetri var. Biri biraz daha büyük, biri biraz daha küçük. Meme ucunda içeri doğru çekinti olması, yine meme ucunda asimetri olması, bu iki ucun aynı yöne bakmaması, değişik yönlere bakması, meme kabuğu dokusunda düzensizlik olması, çok ileri vakalarda mesela portakal kabuğu görüntüsü denilen bir olay var. Portakal evet. kabuğuna benzer bir görüntü oluşabiliyor meme dokusunda. Aynı şekilde biraz önce belirttiğiniz gibi koltuk altına doğru ilerlersek, koltuk altında ele gelen kitlenin olması, tüm bunlar meme kanserinin sıkça görülen bulguları. Bunlar mesela böyle minik mi başlıyor hocam? Dün yoktu, bugün nereden çıktı denilecek kadar hızlı olabiliyor mu kimi zamanda? O kadar hızlı olması olmuyor. Beklenmiyor. Hmm. Şimdi araştırmalar gösteriyor ki bu kitlenin ele gelebilmesi için 1 santimetrenin üzerinde olması lazım. Hmm. Elle muayenede bir kitleyi siz tespit ettiğiniz zaman bu genellikle 1 santimetre ve üzerindeki kitledir. 1 santimetrenin altındaki kitleyi muayenede tespit etmenin pek imkanı yok. 1 santime gelmişken eğer biz 1 santimde onu keşfettiğimizde, bulduğumuzda iş işten geçmiş olmuyor herhalde mi? Şimdi biraz güzel bir nokta bu. Neden çok önemli bir nokta? Hep üzerinde duruyoruz meme muayenesi. Kadınlar kendilerini muayene etmeliler. İşte ayna karşısında, banyodayken vesaire. Fakat araştırmalar yine gösteriyor ki kitleyi siz tespit ettiğiniz zaman bu biraz önce belirttiğimiz gibi genellikle 1 santimetre ve üzerinde oluyor ve o seviyeye geldiği zaman da çoğu zaman bu kanser ilerlemiş oluyor. Gerçekten mi? Evet. O yüzden meme muayenesi önemli bir muayene türü. Evet. Teşhiste yardımcı ama meme muayenesinden önce mamografi, meme ultrasonu ve meme MR'ı. Mümkünse, bunlar teşhiste çok önemli ve tarama programları çok önemli. Yani nasıl 40 yaşından sonra 2 yılda bir mamografi ve yanında meme ultrasonunun yapılması, 50 yaşından sonra mamografi düzenli yaptırmak, senelik yaptırmak bu anlamda elle muayenenin çok daha önünde, çok daha ileri bir tarama yöntemi olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi meme kanseri ayı bu açıdan da önemli. Tamam elle muayene değerli fakat meme tarama programları, işte mamografiye dikkat çekmek, meme ultrasonunun önemini vurgulamak açısından bu tarama programlarını kadınların hayatına alması açısından bu ay bir önem taşıyor. Çok önem taşıyor hocam. Evet. Peki elle muayene nasıl yapılır hocam? Şimdi elle muayene için biz hanımlara her zaman şunu öneriyoruz. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün aynanın karşısına geçin. Evet. Aynanın karşısına geçin ve çıplak olarak, daha doğrusu bel üstü çıplak olarak aynada kendinize baktığınız zaman önce bir görün kendinizi. Meme dokunuzu aynada görün. Her iki meme dokusu arasında bir asimetri var mı? Bugüne kadar olmamış olan bir değişiklik var mı? Bir değişiklik var mı?
meme uçları nasıl, aynı yöne mi bakıyor yoksa meme uçlarında asimetri var mı? Görüntü olarak bir değişiklik var mı? Aynada öncelikle bir kendimizi görelim. Bu çok önemli. İlk basamak bu. Tamam. Daha sonra yine çıplak olarak ayna karşısında kendi kendimizi muayene etmemiz lazım. Muayenede de en önemli nokta, eğer sol meme dokusu muayene edilecekse sağ eli kullanıyoruz. Ve sağ elin, daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik, parmak uçlarıyla değil, hemen şöyle ekranda gösterelim, iç yüzleriyle. İç yüzleriyle. Evet. Yani meme ucuyla değil muayene ederken yavaş hareketleri, parmak ucumuzun iç yüzleriyle, yani şöyle bastıracağız. Tamam. Böyle bastırarak ve dairesel hareketlerle gizliyoruz. Sol memeyi muayene ederken sağ elimizi kullanıyoruz. Sağ elimizin iç yüzeyiyle meme dokusunu dairesel hareketlerle böyle muayene ediyoruz. Böyle ellediğimiz zaman dairesel yumuşak hareketlerle elimize hemen bir kitlesel değişiklik varsa ele gelir. Güzel. Sol memede yaparken yine aynı şekilde, daha doğrusu sağ memede yaparken sol elimizi kullanacağız. Aynen elimin içinde gösteriyorum. Parmak ucuyla değil, parmağın iç yüzeyleriyle meme dokusunda dairesel hareketlerle bu şekilde kesinlikle meme dokusunu tarayacağız. Tarama. Ve bunu ne kadar da bir yapmamız gerekiyor? Ayda bir meme muayenesini belki yapmakta. Belki de duşa girdiğimizde değil mi? Ayda bir kere mutlaka onu tekrarlayıp kendimiz bakabiliriz. Yani mamografi ve taramalar haricinde. Haricinde yapmak gerekli. Aslında duşta da çok daha kolay oluyor. Çünkü suyun ve sabunun kayganlaştırıcı özelliğiyle muayene biraz daha kolaylaşabilir. Bunu duşta da yapmamız son derece önemli ve aynı şekilde muayeneye devam ederken meme dokusunu bitirdikten sonra koltuk altlarına doğru geçip biraz önce söylediğiniz gibi koltuk altlarında yoklamak, koltuk altlarında ele gelen bir kitle, bir değişiklik var mı? Koltuk altını da muayene etmek önemli çünkü biliyoruz ki meme kanseri öncelikle koltuk altı lenf bezlerine doğru yayılma gösterir ve koltuk altı bölgesindeki şişlikler de meme kanserinin yine tanısında önemli. Önemli. Şimdi evet. Son dönemlerde bildiğimiz üzere erkeklerde de meme kanserinin eğer görüldüğünü düşünecek olursak bu muayeneyi bence beylerin de yapması gerekiyor. Aslında öyle. Meme kanseri az da olsa erkeklerde de gözüken bir kanser türü. Fakat onların tabii normalde meme dokusu olmadığı için meme dokusunda en ufak bir büyüme, ele gelen bir şişlik olduğu zaman erkeklerde çok daha erken dönemde asimetriden de fark edilebiliyor meme kanseri. Yani, o açıdan şanslılar biraz da. Hem şanslılar hem de lütfen önemseyin aslında buradan demek istiyoruz. Ya bir şey var burada benden bir şey olmaz demeyelim. Şimdi meme kanserinin önemi yasasına bakacağız. Tabii ki yani genetiksel faktörler olduğunu, aile hikayesinin önemli olduğunu söylüyoruz ama çevresel faktörler de çok önemli. Ne yediğimiz, ne içtiğimiz, nasıl uyuduğumuz da çok önemli. Hocamızdan dinleyelim. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor eğer öykümüzde varsa? Şimdi meme kanserinden korunmak için aile hikayesi çok önemli. Biraz önce tarama programlarının öneminden bahsettik. Eğer ailede, özellikle anne tarafında, annemizde, teyzemizde, ablamızda meme kanseri varsa normal bir hanıma göre meme kanserine yakalanma riskimiz istatistiki olarak 2 kat daha fazla. Evet. Bu önemli bir risk faktörü. Bu yüzden ailede, anne soyunda meme kanseri varsa tarama programları ailede görüldüğü meme kanseri yaşından 10 yıl önceden başlıyor. Evet. Diyelim ki annemiz 50 yaşında meme kanseri oldu. O zaman 40 yaşında tarama programına gireceğiz. Her sene mamografi çektireceğiz. Eğer teyzede mesela 45 yaşında meme kanseri çıktıysa biz yine 35 yaşında tarama programına girmek zorundayız. 10 sene öncesinden mutlaka tedbirimizi alacağız. Bu önemli bir konu. Ailedeki hikaye çok önemli. En önemli alert. En önemli alarm. Bunun haricinde bahsettiğiniz gibi bir takım diyet programları ya da spor programları, bazı vitaminlerin kullanımının az da olsa meme kanserini azaltıcı yönde etkisi olduğunu biliyoruz. Hı hı. Mesela kilo meme kanseri için bir risk faktörü. Özellikle bel bölgesindeki yağlanma meme kanseri için bir alarm. Bununla ilgili bir haberimiz var. O da aynı zamanda ekranlara gelsin. Önemli bir haber hocam. Evet, burada da çok güzel yazıyor. Vücuttaki yağ oranının artması adeta meme kanserine davetiye çıkarıyor. Evet. Dolayısıyla yağ oranını azaltmak için diyet programları
şekerli beslenmeden kaçınmak, yağlı gıdaların, özellikle sağlıksız yağların mümkün olduğu kadar az tüketilmesi önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yani çünkü belli ki bel dokusunda yağlanma olursa bu bir risk faktörü, ama meme dokusunun büyük olması da bir risk faktörü. Değil mi aslında? Yani doku ne kadar fazla olursa, ne kadar iri meme olursa, meme dokusu olursa bu dokuda kanser görülme riski buna bağlı olarak daha fazla olmakta. Tabii bu diyet önemli bir faktör. Buna bağlı olarak özellikle sebze ve meyveden bol beslenmek. Evet, evet. Biraz önce bahsettiğimiz gibi şekerli beslenme, kötü gıdalarda, kötü yağlardan arınmış diyetlerin kullanılması önemli ve egzersiz de çok önemli. Çok çok önemli. Şimdi bu bizi tabii ki kanserlere karşı özellikle koruyan, meme kanserine karşı koruyan besinler de ekranımıza gelsin. O gelirken ben hemen şeyi de sormak istiyorum. Bir anne adayının meme kanserine yakalanması bebeği etkiler mi? Hamilelikte. Evet. Şimdi hamilelikte ve lohusalık döneminde aslında ikisini beraber konuşmak lazım. Tamam. Meme kanseri az da olsa görülen bir durum. Ve genellikle kötü bir kader diyeyim ben buna. Hamilelikte tabii meme dokusunda bir artış oluyor. Hormonların etkisiyle meme dokusu daha sert, daha dolgun bir doku evet. haline dönüşüyor. Ve bunu takip eden lohusalık döneminde de süt verme periyoduna bağlı olarak bu durum devam ediyor. Ve de bu yüzden meme kanseri olguları hamilelikte ve lohusalık döneminde genellikle atlanıyor. Bu acı bir durum. Genellikle yani hastanın da genç olduğunu varsayacak olursak bu gerçekten karşımıza nasıl söyleyeyim kötü bir kader ya da kötü bir durum olarak karşımıza çıkan bir durum. Maalesef, genellikle. Evet, evet. Teşhiste genellikle bu tür vakalarda biraz geç kalınıyor ya da ihmal oluyor. İhmal demeyeyim de zorluklar karşımıza çıkıyor. Anne de atlıyor, doktorların da bu konuda atlama ihtimali biraz daha fazla oluyor. Olabiliyor. Evet. Hemen dönecek olacak meme kanserine karşı koruyan besinlere şöyle hızlıca geçmek istiyorum. Hocam üzerinde durmak istediğiniz varsa lütfen beni uyarın. Domates, salça gibi yine böyle kırmızı besinler, yeşil çay, keten tohumu, elma, tüm yeşil sebzeler, zerdeçal, zeytinyağı, lahana ailesi, ogiller, siyah üzüm çekirdeği, mor, siyah sebze ve meyveler yine bizi meme kanserine karşı koruyan besinler arasında. Keten tohumunun üzerinde herhalde çok fazla duruyoruz hocam, evet, değil mi? Evet, keten tohumu geçiyor. Her ne kadar %100 koruyucu olmasa bile keten tohumu ile ilgili bir takım araştırmalar var. Aslında bu konudaki en bilimsel araştırmaların bir tanesi Harvard'dan geldi. Mesela D vitamini seviyesinin yüksek olması, kanda D vitamini seviyesinin 50'lerin üzerinde olması meme kanserine karşı koruyucu bir faktör olarak karşımızda. Hele bu COVID günlerinde biliyorsunuz D vitaminin öneminden hep çok bahsediyoruz. Çok bahsettik, COVID'e karşı. Evet. Koruyuculuğundan özelliğinden dolayı yine aynı şekilde meme kanserine koruyucu olması açısından D vitamini önemli ve diyetimizde mümkün olduğu kadar bol sebze meyve tüketmek kansere karşı, bütün kanser türlerine karşı, sadece meme kanserine karşı değil, hepsine karşı koruyucu bir faktör olarak karşımıza çıkmakta. Çıkmakta. Bir sonraki programımızda mutlaka rahim ağzı kanseri belirtilerini yine bu konuyla ilgili farkındalıklarımızı yaratalım istiyorum, ama birkaç tane arka arkaya sosyal medya sorusu çok gelmiş. Onları hocamızdan cevaplamasını isteyeceğim. İki doğum arasında annenin sağlığı açısından ideal olarak kaç yıl olmalıdır? Çok güzel bir soru bence hocam. Evet, gerçekten bu oldukça sorulan bir soru. Şimdi tabii biraz da doğum tipine bağlı bir olay. Acaba normal doğum mu, sezeryan mı? Şimdi zaten sezeryansa, yani cerrahi bir operasyonla doğum gerçekleştirilmişse genellikle biz 2 yıl korunmayı, 2 yıl sonra çocuk sahibi olmayı öneriyoruz. Sezeryansa dediniz bundan. Kesinlikle. Cerrahi operasyonlardan sonra. Normal doğumdan sonra 1 yıl sonra da olabilir, ama bu arada bir parantez açmakta yarar var. Şimdi annenin emzirmesiyle ilgili bir olay. Her çocuğun bir hakkı var. Bir çocuk doğurdunuz ve bu çocuğu siz emziriyorsunuz. Bir sene sonra bir hamilelik olursa bu tabii süt kesmeyi vesaireyi, emzirme dönemini bitirmek anlamına geliyor ikinci bebek için. O yüzden biz ne olursa olsun hakkını bunu isterseniz verelim diyorsunuz biraz genelleştirelim. Bunu 2 yıl yapalım. En az 2 yıl birinci çocuğun hakkı ya da ilk doğan bebeğin hakkı. Çünkü o da ilgi istiyor.
hem sosyal anlamda hem de emzirmek açısından, anneyle yakın mesafe, anneyle yakın iletişim açısından 2 yıl ortalama bir süre gibi durabiliyor her türlü doğum için. Peki. Öyle demekte yarar var. Güzel. Düşük yaptıktan sonra yeniden gebe kalabilmek adına ne kadar beklemek gerekebilir? Bu da önemli bir soru tabii ki. Şimdi bu biraz da tabii ailenin ne kadar erken çocuk istediğine bağlı bir olay. Ama en azından şöyle diyebiliriz. Bir düşük yaptıktan sonra üzerinden en az 3 düzenli adet döneminin geçmesi önemli. 3 ay gibi yani. 3 ay. 3 kere gibi. Düzenli adet görürsek en azından bu düşükle ilgili bir problem kalmadığını biliyoruz kesinlikle. Olarak ve 3 adet dönemi geçirdikten sonra gerekli hazırlıkları yapıp sağlıklı bir şekilde hamilelik planlanabilir. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz efendim. Değerli bilgiler ve yarattığınız tekrar meme kanseriyle ilgili farkındalık için ağzınıza sağlık diyorum.